Teknopat'tan herkese merhaba, ben Emin Çıtak. Bugün Infinix GT10 Pro'yu inceliyoruz. GT10 Pro özellikle oyun odaklı bir akıllı telefon. Kutu içeriği de buna benzer şekilde, buna yönelik şekilde hazırlanmış. Şu şekilde açıyorsunuz ve telefonu kutusuyla şöyle güzel bir kılıf sizi karşılıyor. Ama buradaki asıl güzel sürpriz omuz ve tetik tuşları. Yani akıllı telefonunuzu bir gamepad'e çevirebiliyorsunuz. Ve bir diğer güzel nokta ise kutunun kendisi aslında güzel tatlı bir iş işlevi var. Şu şekilde açıyorsunuz ve Installation Guide adında bir bildirim çıkıyor karşınıza. Bunun içerisinde tabi telefonun kılıfı var ve sim iğnesi garanti kartları gibi şeyler var. Onun dışında çok güzel bir şarj kablosu var. Burada önemli detaylardan biri kablonun telefonla paralel olması rahatlıkla oyun oynarken telefonunuzu şarj edebileceğiniz anlamına geliyor. Sizi kesmiyor. Tabii ki kutunun içerisinden ben her ne kadar Bluetooth kulaklıkları tercih etsem de bir seçenek olarak kablolu kulaklık çıkıyor. Bunun dışında Infinix'in 45 watt'lık hızlı şarj adaptörü de yine kutudan çıkan detaylar arasında. Yani Yine bir Infinix akıllı telefon inceliyoruz ve yine kutu içeriği gerçekten dolu dolu. Ayrıca Infinix GT Home Pro'nun lansmanı özelde şöyle bir fırsatı var. Yanımda fark ettiyseniz iki farklı ürün daha var. Eğer lansman sürecinde bu akıllı telefonun satın alırsanız Infinix'in Buds Life Bluetooth kulaklığı ve Watch bir akıllı saati size hediye ediliyor. Yani tek bir telefon olarak gerçekten Infinix'e özel ufak bir ekosistem bile rahatlıkla kurabiliyorsunuz. Şimdi bu kutunun olayına gelelim. Fark ettiyseniz şurada bir alan var. İlk olarak şunu çıkarıyorsunuz. Şimdi bunu çıkarttıktan sonra bu sefer ters bir şekilde geri takıyorsunuz. Kutuya da bir ek işlev kazandıracağız bu sayede. Kabloyu şurada gördüğümüz zaten oturacağı çok güzel bir yuva var. Buraya yerleştiriyorsunuz ve geri takıyorsunuz. Peki bu ne işe yarıyor? Aslında telefonun kutusunu mini bir stand olarak kullanabiliyorsunuz. Telefonu bu şekilde taktığınızda bu tarafını da uzatıp şarja bağlayabiliyorsunuz ve böyle bir stand oluşturmuş oluyorsunuz. Ne işinize yarıyor? Tabii ki genel olarak akustiğe faydalı. Şu anda bir tema müziği açtım. Direk aşağıdan geliyor ses. Aradaki farkı gösteriyorum. Bahsettiğim şey bu arada arkadaşlar özel satılan bir ürün değil. Yani kutusu kutusuna da böyle tatlı güzel bir işlev koymuş Infinix. Ben de bunu size gerçek zamanlı olarak göstereyim dedim. Asıl önemli olaysa bu tetik tuşları. Şimdi zaten Infinix, PUBG ile falan çok yakın çalışan bir şirket. Lansmanlarında falan da PUBG bol bol kullanıyorlar. Burada özellikle dokunmatik ekranlar için geliştirilmiş güzel bir tetik sistemi var. Omuz ve tetik tuşlarını de kullanabiliyorsunuz. Gayet rahatlar ve kullanmak için yapmanız gereken tek şey şu arkadaki GT yazan klipsleri şu şekilde getirmek. Yine diğerinde aynı şekilde bu sefer bu tarafa yerleştirmek. Birazcık ittirdiğinizde gayet sağlam oturuyorlar. Artık oyunlarınızı bu şekilde rahat rahat oynayabiliyorsunuz. Ben özellikle tetik tuşlarını kullanmaya daha alışkınım. Diğer işleri buradan rahatlıkla halledebiliyorum. PUBG'dir, başka bir oyundur, Call of Duty'dir falan oynayacağınıza rahat edersiniz. Mesela Call of Duty'nin mobil versiyonunda Gamepad kullanabiliyorsunuz. O güzel bir avantaj oluyor, rahat bir avantaj oluyor. Ama bir maça girdiğinizde, özellikle sıralı bir maça girdiğinizde, rekabetçi oyuna girdiğinizde direkt Gamepad iptal ediliyor. Bu tarzda daha doğal ve telefonun kendi yapısına, dokunmatiğine daha uygun bir sistemi kullanmak her zaman daha faydalı. Infinix... GT10 Pro fark ettiyseniz genel olarak oyunculara ve oyun telefonu kullanmak isteyenlere özel bazı farklı hizmetler sunuyor. Tabii ki oyun modu ve cihazın kendi içerisindeki depolama alanı, RAM miktarının yüksekliği gibi ölçütler de var. Bir diğer güzel nokta ise kesinlikle arka kapak tasarımı. Arka kapak tasarımını çok beğendim. Infinix'in o geniş kamera alanlarını çok güzel değerlendirmişler ve burada güzel bir kontrast oluşturmuşlar. Sarı, lacivert ve siyah renklerin hakim olduğu çok güzel bir arka kapak tasarım var. Çerçeveleri de bu lacivert tasarım yansıtılmış. Genel olarak akıllı telefonu şöyle elinize aldığınızda hani merak ettirir. Bu telefon gerçekten kendini merak ettirir ve aa bu telefon nedir diye sordurur. Tasarım açısından çok iddialı ve bence bu iddiayı da taşıyor. İki farklı renk seçeneği var. Bizim şu anda incelediğimiz versiyon siber siyah olarak geçiyor. Bir de Serap Gümüş adında bir başka seçeneğimiz daha var. Gelelim ekran özelliklerine. Şimdi oyuncu telefonu diye anlatıyoruz. Bu tarz özelliklere değiniyoruz. Ekran bence gerçekten önemli bir oyuncu telefonunda ve Infinix GT 10 Pro'da gayet iyi bir ekran kullanılmış. Bir kere 6.67 inç iyi bir ölçü. 1 milyar renk desteği var. 120 Hz'lik tazeleme hızını destekliyor. Yine önemli güzel noktalardan biri. Ve 900 nite kadar çıkabiliyor. Yapı AMOLED tabi ki. Full HD Plus çözünürlüğü destekliyor. Ve 395 ppi'lik piksel sıklığına sahip. elimize gayet iyi bir ekran var. Hem bir şeyler izlerken hem de oyun oynarken çok iyi renkler görüyorsunuz. AMOLED olması ve değişken tazeleme hızını destekliyor olması sayesinde de pil ömrüne iyi bir katkısı oluyor. Hem AMOLED sayesinde karanlık temalar falan kullandığınızda o pikseller tamamen kapandığı için biraz daha pil ömründen kazancınız oluyor. Diğer yandan değişken tazeleme hızı sayesinde ekranda o anda oynatılan şeye göre ekran hızı değişebiliyor. Bunlar uzun oyun saatlerinde bu telefonu kullanmak isteyenler için önemli noktalar. Yine ekran tarafında ekran üzerinden parmak izi okuma gibi özellikleri tabii ki destekliyor. Ön tarafta ufak bir notch var yani orada bir kamera deliği var. Orada da ön kameramız yer alıyor. Arka tarafa baktığımızda burada bir tane ana kamera var. Bir tane makro kamera var. Bir tane de derinlik algılayabilen yardımcı kamera var. Aynı zamanda flash da hemen sağ altta kendini gösteriyor. Çok da güzel tasarlamışlar. Genel olarak ben tasarımını zaten çok beğendim Infinix GT10 Pro'nun. Güzel havalı bir tasarım var. Bu tasarımı taşıyabilecek özelliklerle gelmesi asıl önemli olan onu da sağlıyor. Ekrana baktığımızda gayet iyi bir ekran var. Tasarımla güzel bir bütünleşiyor. Donanım özellikleri tabii ki yine bir diğer önemli nokta. Günümüzdeki popüler, özellikle rekabetçi oyunları iyi bir şekilde çalıştırmasını ve depolama alanı tarafında da bizi üzmemesini bekliyoruz bu akıllı telefondan. İşlemciye baktığımızda MediaTek Dimensity hemen karşımıza çıkıyor. 8050'yi kullanıyor. 6 nanometrelik bir işlemci platformu bu. En önemli özelliği ise içerisindeki bir adet performans çekirdeğinin 3 GHz hıza kadar çıkabiliyor olması, diğer 3 performans çekirdeğinin de 2.6 GHz'e kadar çıkabiliyor olması. 250 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Yine oyun oynayacaklar için son derece önemli. Hadi PUBG Mobile'de işi kurtardık. O kadar yüksek depolama alanı istemiyor ama Genshin Impact gibi bir oyun oynayacaksanız depolama alanına net ihtiyacınız var. Yine böyle birkaç tane farklı oyun yüklediğinizde bu sefer video çekmeye, başka bir şey yapmaya yer kalmayabiliyor. Burada ortama 250 GB giriş yapan GT10 Pro'yu takdir ediyorum. Diğer yandan 256 GB'ın bir diğer faydasını da RAM'de görüyoruz. Tabii ki birçok Android akıllı telefon ve birçok Infinix telefon gibi ekstradan RAM özelliğini destekliyor bu cihaz. Ama öyle düşük RAM'le de gelmiyor. 8 GB RAM var. Bu zaten günümüzdeki oyunların %99'u için gayet yeterli. Ha ihtiyacınız olursa 8 GB ek RAM özelliğinden yararlanabiliyorsunuz. Yani 16 GB RAM'i oluyor. Ama diğer artı 8 RAM tabii ki sanal RAM olarak geçiyor. Nerede faydasını görürsünüz? Akıllı telefonun açılışında kapanışında faydasını görürsünüz. Oyunlarda mesafe çizimlerinde faydasını görürsünüz. Oyunlarda dar boğaza düşmekten kurtulursunuz. Yani o asıl 8 GB'ımıza iyi bir destek var bu akıllı telefonda. Depolama birimi de çok hızlı olduğu için, çok kaliteli olduğu için RAM'e destek çıkabiliyor. Ya PUBG Mobile odaklı zaten bu akıllı telefonu kullandım. PUBG Mobile çok uzun süre bizim testlerimizde de, akıllı telefon testlerimizde de kendine yer bulmuş bir oyun. Halen çok popüler bir oyun gayet uzun süre rahat ergonomik bir biçimde bu oyunu oynayabilmek zaten önemli. Ki akıllı telefonun içerisinde zaten bir oyun merkezi var. Oyunlarda performans almanız için ekstradan yazılım özelliklerini devreye sokabiliyorsunuz. E, işin kaymak tarafı ise direkt kutunun içerisinden omuz ve tetik tuşlarının çıkıyor olması ve bunları çok pratik bir şekilde akıllı telefonun hemen üst taraflarına yerleştirebiliyor olmamız Infinix GT10 Pro'yu oyun oynamak isteyen ve mobilde rekabetçi oyunlara da merak salanlara bence iyi bir seçenek yapıyor. Ya illa tabii ki rekabetçi oyunlara eğilmek gibi bir durumda söz konusu değil. GT 10 Pro'da gayet birçok sevdiğiniz Android oyununu veya bilgisayardan uyarlanmış oyunu rahat rahat oynayabilirsiniz. İçerisindeki donanım ve ekran oyunları rahat rahat çalıştırabilecek seviyede. Tabi oyun özelliklerinden bahsederken titreşimden de bahsetmemiz gerekiyor. Burada bir 4D titreşim teknolojisi kullanılıyor. Özellikle shooter oyunlar oynarken bir mermi attığınızda bu silahın ateşlendiğinin hissiyatını titreşimle verebiliyorsunuz. Gamepadler bu konuda her zaman başarılıdır ve özellikle PUBG falan oynadığınızda telefonu kendisi bir gamepad'e dönüşüyor. Ayrıca bu titreşim motoru jiroskopla tamamen ilişkili bir yarış oyunu da oynadığınızda yine titreşim bu jiroskopa göre ayarlayıp arabanın o viraj alırkenki hissiyatını belli bir titreşimle size vermeye çalışıyor. Farklı yerlerde farklı titreşimler alabiliyorsunuz. Yani telefonda böyle bir sabit titreşim yok. Daha cihazın böyle kasasına yayılmış bir titreşim var. Şimdi gelelim kamera tarafına. Şimdi oyunlardan bu kadar çok bahsedince kamera da geri planda kalıyor. Infinix GT 10 Pro iyi e bir fotoğraf telefonu. 108 megapiksellik bir ana kameraya sahip. Zaten bahsetmiştim tasarım tarafında. Diğer iki kameradan biri makro kamera, diğeri de derinlik algılayabilen yardımcı kamera. Makro kamera zaten günümüzde günlük objeler, çiçekler, bitkiler, böcekler onları yakından çekip güzel kaldrajlar alabilmenizi sağlarken derinlik algılayabilen yardımcı kamera ana kamera ile beraber çalışıyor ve özellikle portre modunda çok işinize yarıyor. Ne işe yarıyor? Derinlik algılayabilen yardımcı kamera mesafeyi ölçtüğü için cihazın içerisindeki görüntü işlem birimi arka planla öndeki sujeyi rahatlıkla ayırarak size iyi bir portre modu fotoğrafı verebiliyor. Ve özellikle portre modunda gerçekten iyi iş çıkartan bir akıllı telefon olmuş. Aynı zamanda bu kamerada 1080p'de 60 fps'e kadar 4K'da da 30 fps'e kadar video çekebiliyorsunuz. Ön tarafa baktığımızda ise 32 megapiksel f2.5'lik bir ön kamerası var. Ve ön kamera tamamıyla yapay zeka algoritmaları kullanarak sizi arka plandan ayırarak yine şık post modları sunabiliyor. Özellikle ana kameranın hem gün ışığında hem de gece modundaki performansı gayet tatmin edici. Tabii ki GT10 Pro bir oyun odaklı telefon, daha performans odaklı bir telefon buna yönelik kaynaklarını ayıran bir telefon yine de bu kötü video çekiyor anlamına gelmiyor. Zaten 4K 30 FPS'e çektiğiniz pek çok videoyu sosyal medya kanallarında kendi videolarınıza rahat rahat kullanabilirsiniz. Diğer taraftan ön kamerada da yine istediğiniz gibi videolar çekip bunları sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Farklı farklı kullanım alanlarında Infinix GT10 Pro bence iyi iş görüyor. Son olarak da bataryaya değineceğiz. Telefonda 5000 mAh saatlik bir bataryamız var. Geniş bir batarya aslında bakarsanız bu segmentte yani orta ile orta üst segment gibi alanlarda artık alıştığımız bir batarya kapasitesi önemli olan bu 5000 miliamperi ne kadar hızlı doldurduğumuz ve ne kadar verimli kullanabildiğimiz. 6 nanometrelik bir işlemciyi kullanıyor olması önemli. Ekranın AMOLED olması ve değişken tazeleme hızını destekliyor olması burada yine önemli. Tabii ki bunun dışında Infinix'in kendi arayüzüyle beraber uyguladığı optimizasyonlar da pil tarafında etkili. Çünkü oyun oynamak için bu akıllı telefonu aldığınızda ve bir saatin sonunda bataryanız bittiğinde pek de memnun olacağınız bir oyun deneyimi olmuyor. Uzun süre gitmesini istiyorsunuz. 2 saatlere, 3 saatlere varmasını istiyorsunuz. Çünkü başarılı bir PUBG oyunu oynadığınızda zaten yarım saatin üzerinde bir süre, bir iki maç atıp hemen telefonun pili bitecekse pek bir anlamı kalmıyor. Uzun süreler dayanacak iyi bir akıllı telefon yapmışlar. E zaten hızlı şarjı ile beraber geliyor. Şarj kablosunu başta da övdüm yine öveceğim. Çok iyi bir şarj kablosu var. Hem öyle kolayca yıpranacak değil. Kalın yapıda. Bir de yani oyuncu telefonu yüzleyip es geçmemişler. Şu detayı da eklemişler. Çünkü Özellikle akıllı telefonlarında oyun oynayanlar 3. partiden bu tarz kabloları bol bol tercih ediyorlar. Farklı farklı üreticilerin bu tarzda telefonun kenarıyla paralel bir kablo ürettiğini biliyoruz. Bunu da kutunun içerisinden çıkartması, bunu düşünüyor olması bence şık detaylardan biri. Son olarak telefonun fiyatından da bahsedelim. Infinix GT 10 Pro. 19.999 TL'lik bir fiyata sahip. Lansman fiyatı zaten bu. Ve bu akıllı telefonu satın aldığınızda Buds Light kablosuz kulaklık ve watch bir akıllı saat. Telefonun yanında size hediye olarak veriliyor. Yine başta söylediğim gibi kendinize ufak bir ekosistemi rahatlıkla kurabiliyorsunuz. Ama zaten kutunun içerisinden de kulaklık çıkıyor. Bu tarzda bir zengin kutu içeriğinden de yine bahsetmiştim. Bence fiyat performans tarafında çok başarılı bir akıllı telefon. İddialı olduğu oyun alanında bu iddiayı kesinlikle sürdürebiliyor. Bizim de bu odakta yapmış olduğumuz incelemede geçer not almayı başarıyor. Eğer bu tarzda tasarımı havalı, oyun tarafında gerçekten başarılı özellikler sunan ve kutu içeriğiyle de zengin seçenekler sunan bir akıllı telefon arıyorsanız GT10 Pro'ya kesinlikle bakmanızı öneriyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.